Evet Ayşenur İdris, bizim Samsun'da haber nöbetimiz devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıkana kadar da burada Cumhuriyet Meydanı'nda özel konuklarımızda yayınlarımız sürüyor olacak. Yanımda yine değerli bir konuğum var. MHP MYK üyesi Bahattin Şengül. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ediyorum efendim. Efendim bugün 8. durak aslında 4 Eylül Sivas Kongresi ruhuyla mitingler başlamıştı. Bugün aslında çok özel bir şehirdeyiz. Değerlendirmeniz ne olur? Ben öncelikle bizi ekranları başında izleyen ilkeli ve dürüst yayıncılığın güzide temsilcisi Bengi Türk ekranlarından izleyen bütün izleyenlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Büyük bir mutluluk, coşku ve gurur yaşıyoruz. Samsun'da olmanın gururunu yaşıyoruz. Samsun 19 Mayıs ruhu, Samsun işgal emellerine karşı dur denilen ve burada ilk adımın atıldığı yer. Dolayısıyla bizim için çok değerli ve tıpkı dün olduğu gibi bugünlerde de ülkemiz üzerinde hesap yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bu birlik ve beraberliği göstermek için bugün Samsun'dayız ve inanıyorum ki Samsun'umuzun çok değerli, çok kıymetli halkı da mitingimize büyük bir destek verecek ve bugün burada saat 15'te Cumhuriyet Meydanı'nda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile buluşacak ve çok güçlü, kararlı ve gür bir ses verecek. Dolayısıyla Samsun'da olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizin de ifade ettiğiniz gibi mitinglerimiz Sivas'tan başladı ama öncesinde yaklaşık bir buçuk sene önce Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatlarıyla adım adım 2023 il il Anadolu programları başlamıştı. Öncesinde bölge toplantıları, sonra il il Anadolu ve ardından ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantıları ve Köyüm Benim projeleriyle vatandaşımızla her platformda buluşuyoruz ve vatandaşımızın büyük bir teveccühünü görüyoruz. Bugün Samsun'da olmak ayrı bir gurur, ayrı bir onur ve inanıyorum ki buradan çok güçlü bir ses verecek Samsun ve diyoruz ki haydi Samsun, öyle bir ses ver ki o gür ve kararlı sesin ta okyanus ötesinden duyulsun. Efendim aslında ilçe programları, il programları, Köyüm Benim sohbet programları nasıl geçti bu programlar? Gayet güzel geçti. Yani vatandaşımızla buluşuyoruz, onların meselelerini dinliyoruz, taleplerini dinliyoruz ve bizler de 2023'e giderken aday belli, karar net, düşüncemizi ortaya koyuyoruz ve onların desteğini istiyoruz. Vatandaşımızda çok ciddi bir teveccüh var, büyük bir teveccüh var ve gittiğimiz yerlerde hem vatandaşın bizi karşılaması hem uğurlaması sevgi, şefkat dolu ve büyük bir gönül birlikteliği hissediyoruz. Dolayısıyla sağda solda yazıp çizenlere, işte uydurma ve sipariş anket yapanlara inat, vatandaş biz buradayız. Milliyetçi Hareket'in ve Cumhur İttifakı'nın yanında çok güçlü bir şekilde durmaktayız mesajını veriyor. Bu da bizi büyük derecede memnun ediyor tabii ki ve bu çalışmalarımız hızını artırarak devam edecektir. Şunu da sormak istiyorum. Altılı masa toplantıları devam ediyor ama hala bir aday belirleyemediler. CHP ve İyi Parti arasında da bir kavga baş göstermeye başladı özellikle son günlerde. Bu duruma ilişkin değerlendirmeniz ne olur? MHP lideri Devlet Bahçeli neredeyse bir buçuk sene önce söyledi. Bizim adayımız da belli. Evet. Kararımız da net. Mecliste Cumhur İttifakı çoğunluğu, Cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla birinci seçtireceğiz dedi. Neler söylersiniz? Tabii yani bakıldığı zaman zaten altılı masanın bir kere en başta temeli bozuk. Kullanılan malzeme zaten ortada. Dolayısıyla altılı masanın ne ilke, ne vizyon, ne program, ne de adayı ortada. Sadece belli zamanlarda toplanıp dağılıyorlar ve sadece bir takım palyatif açıklamalarla, yüzeysel açıklamalarla geçiştirilen toplantıları görüyoruz. Toplanıp belli menüleri değişmek kaydıyla yemek yiyip kalkıyorlar. Dolayısıyla ortada herhangi bir şey yok. Ve onların uzlaşması ve bir ortak aday çıkarması bana sorarsanız çok mümkün değil. Ama Milliyetçi Hareket Partisi sizin de ifade ettiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıl önceden bizim
adayımız belli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci seçtireceğiz. Cumhurbaşkanı seçtireceğiz ve aynı zamanda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi hem de Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız. Ve çünkü bizim hedeflerimiz var. Bakın, altılı masanın ortaya koyduğu herhangi bir vizyon ve program olmamasına rağmen bunun karşısında olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonu var. Ve bu 2023 hani bugün ortaya çıkan bir kavram değil. Yıllar öncesinden temeli atılan, programlanan bir tesisatlı çalışmanın ürünüdür. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı 2023 ve ötesini hedeflemektedir. Her açıdan güçlü bir Türkiye'yi, aynı zamanda bölgesel lider ve küresel aktör olan bir Türkiye hedefini ortaya koymaktadır ve bu yolda da emin adımlarla ilerlemektedir. Son olarak şunu sormak istiyorum. Yine geçtiğimiz hafta Pazar günü İstiklal'de bir hain terör saldırısı meydana geldi. Tüm kesimlerden de taziye mesajları, açıklamalar geldi. Terörü lanetleyen, kınayan mesajlar, ama CHP ve HDP'ye baktığımızda kınama mesajlarını evet yayınladılar ama terör örgütü PKK-YPG adını ağızlarına bile alamıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bütçe görüşmelerinde aslında sert bir tepki gösterdi. Neler söylersiniz efendim? Öncelikle geçen hafta o menfur saldırıda, o hain saldırıda PKK terör örgütünün bugün HDP'nin siyasi uzantısı olduğu ve CHP'nin işbirliği yaptığı o hain terör örgütünün yaptığı saldırıda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Ama şunu da mutlaka söylüyoruz. Ne olursa olsun terör örgütlerine ve bu tarz hain saldırılara asla geçit vermeyeceğiz. Hedeflerimizden asla geri durmayacağız. Şimdi bakıldığı zaman bugün HDP denen sözde siyasi partinin PKK terör örgütünün, bölücü terör örgütünün uzantısı, temsilcisi ve adeta onun söylemi ile hareket eden, sözde siyaset yaptığını iddia eden bir sözcüsü olduğunu görüyoruz. CHP'nin de bugün bunu bile bile onlarla işbirliği halinde olduğunu görüyoruz. Gerek altılı masa toplantısından sonra yapılan açıklamada PKK terör örgütünün kınamada adının anılmaması bile, yer verilmemesi bile, gerekse kendi siyasi partilerinin sözcülerinin yaptığı açıklamalarda veya genel başkanlarının yaptıkları açıklamalarda da bu terör örgütünün adına yer verme işleri, yani bölücü PKK-PYD-YPG terör örgütünü kınamamaları açıkçası içinde bulundukları durumu net bir şekilde ortaya koymuştur ve bu aynı zamanda CHP'nin de nasıl bir teslimiyet içerisinde olduğunu gözler önüne sermektedir. HDP'yi zaten biliyoruz. HDP bunu açık açık yapıyor ve bugün maalesef ki parlamentoda da bir siyasi parti görünümüyle yer alıyor. Ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de dediği gibi bizim onları bu mecliste, bölücüleri bu mecliste görmeye tahammülümüz yok. Bir an önce de Anayasa Mahkemesi'nde görülen davanın tamamlanmasını ve terör örgütüyle birebir organik bağı olan bu sözde siyasi partinin bir an önce kapatılmasını da bekliyoruz. Peki efendim, başka söylemek istedikleriniz var mı? Ben öncelikle bu yayında bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bengitürk izleyenlerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Ve bütün Samsun halkını, Samsun'un o güzide halkını 19 Mayıs ruhuyla saat 15'te burada Cumhuriyet Meydanı'nda bir ve beraber olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet, MYK üyesi, MHP MYK üyesi Bahattin Şengül de söyledi. Saatler 16'yı gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli burada olacak. Artık alanda, Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlıklarında neredeyse sonuna gelindi. Önümüzdeki saat dilimlerinde bulunduğumuz bu meydanında vatandaşa açılacağını söyleyelim. Yine sözü bir kez daha virgül koyarak Ankara'ya bırakalım.